işte oldu. Spring Şehri yılbaşı sergisi için ihtiyacımız bu kadar. Evet, geri kalan her şey orada. O halde gidelim. İnşa etmek için sabırsızlanıyorum. Evet, yılbaşı sergilerine bayılıyorum. Tamam, tamam, gidiyoruz. Lofty, biz gidiyoruz. Fazla geç kalma. İşte oldu. Süslemeler bitti. Oh, yılbaşına bayılıyorum. Oh, her yer süsleniyor. Oh, Bob'un evi hariç. Artık Bob'a vereceğim yılbaşı hediyesini buldum. Al. Ama önce ona sergi için yardım etmeliyim. Ardından dönüp Bob'a hediyesini ayarlarım ben. Hmm, çok heyecanlı. Karolar Herzer. Sergi hediyeleri de öyle. Ayrıca lazer ışıkları da. Bob, ağacın temeli hazır mı? Evet, sergi oluşturmak için her şey hazır. Artık tek ihtiyacımız yılbaşı ağacı. Aa, peki yılbaşı ağacı nerede? Oldukça büyük bir ağaç getirdim. Vay! Başkan bu akşam ağacın ışıklarını yakacak. Yani yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekip, ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Bu ağaç kocaman. Bakın, zemin buza benziyor. Bu gösteri bir harika olacak. Merhaba Lofty. Sergi için bir hediye mi o? Hayır Safi. Bu Bob için ve ona vermek için sabırsızlanıyorum. Herkese mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Pekala Lofty. Bob ve Leo kar makinesini hazırlıyor. Sen de ağaç ışıklarını asmama yardım eder misin? Elbette. Önce şu hediyeyi yerine bırakayım. Duydunuz mu? Bir kar makineleri olacak. Müthiş. Bob'un hediyesi araç gereçten uzakta. Burada gerçekten güvende olur. Pekala ekip. İyi iş çıkardık. Bakalım doğru derinlikte miyiz? Hmm, yine ne oldu? Evet Başkan Madison, kazıyoruz. Pekala. Hadi mola verelim millet. Biz daha yeni başlamıştık. Neden insanlar hep mola veriyor ki? Biz makinelerin buna ihtiyacı yok. Dur bakalım genç dostum, mola verdiğimizi sanıyorum. Duracak vaktimiz yok. Taşınacak çok toprak var. Haklısın. Kendimi Scoop'la yarışmaya kaptırmışım. Scoop hala kazıyor mu? Evet, her zamankinden daha hızlı. Scoop, artık kazmayı bırakabilirsin. Ben durdum, sen kazandın. İyi denemeydi bak. Ama numarana kanmayacağım. Kazanabilmek için durmamı istediğin besbelli. Hayır, yarışmayı kaybetmek umurumda bile değil. Ama benim umurumda. Bu binanın yapımına başlanması için yıllardır bekliyorum. Bu duyguyu biliyorum. Bunlar Spring Şehri için heyecan verici zamanlar. Hiçbir şey bir gökdelen kadar yoğun bir iş ortamı oluşturamaz. Bob, Wendy. Fazla derin kazmışsın Scoop. 3 okul otobüsü derinliğinde demiştim, unuttun mu? Buraya koca bir otobüs filosu doldurabilirsin. Pekala, bakalım neye çarpmışsın.
Bir tür duvara benziyor. Çukuru tekrar dolduralım gitsin. Maalesef Mark ama yerde beklenmedik bir şey bulduğunda işi durdurmak zorundasın. Kesin bir şey söylemek zor ama bu duvar çok eski ve özel olabilir. Gidip arkeolog Aniş Boz'u çağıracağım. Ne arko ne? Arkeolog. Yani yüzlerce yıl yer altında kalan şeyleri bularak tarih hakkında bilgi edinmemizi sağlayan insanlar. Hı? Bir şeyleri kazıp çıkarma konusunda uzmandırlar. Ben de öyleyim sanıyordum. Bence bugünlük yeterince kazdın Scoop. Evet, hiç şüphem yok. Bu yıllardır gerçekleşen en heyecan verici buluş. Evet, bu kesinlikle... Kötü haber. Bu toprağın altında Romalılardan kalma bir duvar duruyor. Dur, nasıl hissediyorsun Scoop? Harika, yine kadar sevdiğimi biliyorsun. Scoop, onun adı kırıcı. Hatırlaması da kolay çünkü bir şeyleri kırmaya yarıyor. Oh, şimdi anlıyorum. Artık başlayabilir miyim Bob? Başlayabilir miyim? Çok heyecanlıyım. Scoop aşırı heyecanlandığında geriliyorum. Çünkü kırıcıyı kullandığında her zaman heyecanlanıyor. Kırıcı nedir? Da. Hayır, da'nın adı da değil. Evet, bu sadece çıkardığı ses. Neyi çıkardığı ses? Da, yani kırıcı, bak. Lütfen fazla heyecanlanmamaya çalış. Pekala Scoop. Telin hizasına kadar kazmalısın. Yoksa yağmur suyu düzgün biçimde akıp gitmez, anladın mı? Evet, anladım Bob. Hemen başlayabilir miyim? Kırmak istiyorum. Yani tabii dikkatlice kırmak istiyorum. Kırabilir miyim? Lütfen. Tamam Scoop ama sadece bir soruya cevap vermen kaydıyla. Nedir o Bob? Yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Sakin ol Scoop. Dünyanın merkezine kadar kazmamıza gerek yok. Orası derin değil mi? Oh. Olamaz. Dikkat et Scoop. Sadece dayı dikkatli kullan diyorum. Tamam, bağırmana gerek yok. Bu çok eğlenceli. Aslında çalışıyor Bob. Sadece düzgün çalışmıyor. Ona bir bakarım. Hayır. Sanırım sorunun ne olduğunu biliyorum. Şu düğmeyi çevir, voltajı artır. Tamam, ben de bir daha dene. İyi görünüyor. Bir Bob elinin değmesi lazımmış. Bu biraz hızlı olabilir mi? Aslında biraz bendiyeli daha iyi olabilir. Yuhu! İşte hayat bu. İşime bayılıyorum. Biraz yavaşlaman gerekmiyor mu Scoop? Seni duyamıyorum Mark. İyi çalış dedim. Senin molosu götürmen gerekmiyor mu? Pekala, artık bölünmeden gerçek işleri halledebilirim. Bölme nedir Wendy? Hayvanat bahçesinde bir hayvanın yaşadığı yerdir Scoop. Burası zürafanın özel yuvası olacak. Oo, gerçek bir zürafa. Zürafalara bayılırım. En sevdiğim hayvandır. Çünkü boyunları çok çok uzundur. Tıpkı benim vinç kolum gibi. Öyleler. Bu harika Lofty. Pekala, sana dışarıda ihtiyacımız var. Tabii Bob. Bütün inşaat malzemelerimizi çitin diğer tarafına geçirmen gerekiyor. Tamamdır Bob. Biz de içeride zürafa bölmesini bitiriyor olacağız. Pekala ekip, gidelim. Oo, zürafayı görmek için sabırsızlanıyorum. Olamaz. Bu çit gerçekten çok yüksek. Üstünden zürafayı asla göremeyeceğim. Evet, işin temel kısmını hallettik.
Sadece Lofty'nin taşıyacağı şu malzemeler gerek. Pekala ekip, gidiyoruz. Bob, Bob. Ne oldu Jenny? Gertie'yi kaybettim. Uzun tüylü peru kobayını. Onu bir istiyordum ama durup dururken ortadan kayboldu birdenbire. Gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Her yere baktım. Ben mi hayal görüyorum yoksa Jenny'nin saçı hareket mi ediyor? Jenny, sanırım bakmayı unuttuğun bir yer olabilir. Olamaz. Beni maymun evine dönmek zorunda bırakma. Merak etme. İşte burada. Seni yaramaz şey. Teşekkürler Wendy. Vay, burası muhteşem görünüyor. Zürafanın seveceğinden eminim. Zürafanın bir adı yok mu Jenny? Gertie'nin olduğu gibi. Henüz yok Fırıl. Belki de buraya geldiğinde ona bir isim verebiliriz. Pekala, artık seni bölbene geri götürmeliyiz Gertie. Gertie. Pekala. İşe koyulsak iyi olacak. Yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Günaydın ekip. Günaydın Bob. Gidelim. Bugün Şef Teti'nin yepyeni döner restoranındaki işlerini bitiriyoruz. Tamam mı çocuklar? Adı Uçan Tava. Yuhuu. Harika. Uzay gemisine benziyor. Amaç da bu Scoop. Pekala, ben mutfağı yaparken Leo, Mac, Scoop ve Lofty bu girişi süsleyecek. Başka bir gezegendeymişiz gibi uzay gemisi rampamız ve ay taşlarımız olacak. Yaşasın! Ben de tavanın bir atlı karınca gibi dönmesi için elektrik tesisatını yapacağım. Müşteriler böylece yemek yerken farklı manzaraların keyfini çıkaracak. Kulağa eğlenceli geliyor. Evet! Ve ikiniz için çok özel bir sürprizim var. Öğle yemeği için özel yemeğimi hazırladım. Sardalyeli sandviç. Yaşasın! Heyecanlanacağınızı biliyordum. Pam, 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 merhaba Şef Teti. En sevdiğim inşaatçı ekip dostlarım. Yardım edebilir miyiz? Evet. Bunlar bu akşamki açılış ziyafetindeki şefin özel yemekleri için. Kremalı patlıcan, fettuccine ve ocakta ızgara yapılmış biberiyeli köfte. İşte bu kulağa lezzetli geliyor. Ama benim sardalyeli sandviçlerim kadar değil. Pekala ekip. Yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Çok iyi iş çıkardık millet. Gerçekten bir uzaylının evim diyeceği bir yere benziyor. Şey, uzaylı nedir? Uzaylının ne olduğunu herkes bilir. Şeydir, Leo, uzaylı nedir? Uzaylılar uzak gezegenlerden gelen çok küçük yeşil misafirlerdir. Turist gibi mi? Tatile çıkan turistler. Neye benziyorlar? Şey, sanırım yeşil tenli, üç gözlü ve dört bacaklı canlılar ve kahvaltıda yemeği en çok sevdikleri şey... Yemek vakti.
Birazdan dönerim. Aa, hazır edeceğiz Bay Bentley. Çok güzel. Aa, bu yolun yapımını hatırlıyorum Bob. Uçurumun kenarına kadar gidiyordum. Bitirdiğimizi sanıyordum. Pek sayılmaz Scoop. Başkan buranın gerçek boyutlu dinozorlarla Fixum'un yeni dinozor parkı olmasına karar verdi. Dinozor nedir? Onlar kocaman kertenkelelerdi. Ama çok çok uzun zaman önce. Kaç tane dinozor olacak? 5. Bir ankylosaurus. Bir iguanodon. Bir stegosaurus. Ve bir pterodaktil. Yani 4 dinozor olacak. Bir de hareket edip kükreyebilen çok özel bir triceratops maketi olacak. Yani 5 olacak. Yani bir sürü dinozor mu geliyor? Yalnızca dinozor maketleri. Sakın korkma Mac. Korkmuyorum tabii. Yol boyunca kapıları, tabelaları ve dinozor maketlerini yerleştirmemiz gerekiyor. Hadi işe koyulalım ekip. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekip, ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Neydi o? Bir dinozor. Olamaz. Dinozor beni yakalayabilir. Mac, beni kocaman sarı bir dinozor mu sandın? Paniklemene gerek yok Mac. Sanırım dinozorları pek sevemeyeceğim. Aslına bakarsan küçük bir çocukken ben de onlardan biraz korkardım. Sen mi korkuyordun Leo? Korkumu nasıl yendim biliyor musun? Nasıl? Bir dinozor gibi kükreme taklidi yaparak. Olabildiğince yüksek sesle. İşte böyle. Hadi denesene Mac. Tamam. Böyle mi? Çok güçlü bir sesti. Şimdi daha iyi misin? Biraz daha. Teşekkür ederim Leo. Bu patikayı bitirmek için biraz daha ağaç yongası lazım. İkiniz gidip getirir misiniz? Tabii Bob. Bir dinozor bekliyorsanız iyi gününüzdesiniz. Vay! Bu hangi dinozor Bob? Onun adı Iguanodon. Daha fazlası da yolda geliyor. İşte gösterinin yıldızı bu Bob. Triceratops hizmetinizdedir. Harika, teşekkürler.